Sevgili dostlarımız, bugün misafirlerde Şanlıurfa Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Numan Tuğbay Beyefendi misafiriyiz. Biliyorsunuz misafir bazen bir domates tarlasında, bazen bir İsot Festivali'nde, bazen bir Kiraz Festivali'nde, bazen Ankara'da, bazen İstanbul'da, bazen terzilerle gezmeye devam ediyoruz. Elimizden geldiğince dostlarımızı ziyaret edip onlara sohbet ediyoruz ve gündemi değerlendiriyoruz. Terzilik mesleği o kadar kutsal, güzel bir meslek ki ilk olarak mesleği İdris Aleyhisselam yapmıştı, Hazreti İdris yapmıştı ve ondan sonra süre gelen bir meslek. Tabii şimdi artık her insanlar hazır giyimlere ne kadar yönelseler de terziye uğramadan, giyimini dikmeden dışarı çıkmayan insanlar var. Ve bu işin başında Şanlıurfa bir hemşerimiz Sayın Numan Tuğbay. Bir ömür, yaklaşık 35-36 yıla girdik. 36 yıllık bir ömürde ve yıllardır Esnaf Odası Başkanlığı yapıyor. Başkanım merhabalar. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sizi tebrik ediyorum. Az değil, 35 yıl, 36 yıl başkanlık yapmak tabii dillere destan, dillere kolay bir iş. Şimdi Mehmet abi, evvela sizin kanalınızda bizi seyreden herkese hürmet ve saygılarımı iletiyorum şahsım ve kuruluşum adına. Geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle arz edeyim. Şimdi bir işi severek yaptığınız zaman yorulmazsınız. Fakat ben mesleğimde hiçbir zaman patron olmadım. Başkanlıkta da hiç başkan olmadım. Hep hizmetkar oldum. Benim üyelerim bunu söylüyor. Benim söylememe de maşallah gerek yok. Onu arz edeyim. Evet. Ve her kongrede de sağ olsun, yani bu hiç kimseye Türkiye'de diyebilirim nasip olmamış bir şey. Evet. Ben kongrede bazen şey söylerim. Derim ki bu kadar oydan eksik arkadaşlar bana red oy verirse ben başkan olmam. Evet. Ve mutlaka onun eksisi çıkar. Bu da esnafımın bana bir güvenidir. Ben onlara minnettarım. Sağ olsun efendim. Bıraksalar ben bugün giderim. Evet. Hatta bir ara başkan vekilime bıraktım başkanlığı. Kısa bir süre. Kısa bir süre. Ondan sonra esnafın baskısı, yönetim kurulumun, başkan ettiğim arkadaşım, mutlaka beraber olmamız lazım. Ve şu an devam ediyoruz. 2018'de de seçimimiz var. Esnaf ne karar verirse biz de öyle hareket edeceğiz. Ben şöyle arz edeyim. Şimdi ben 10 yaşında terzi mesleğine başladım. Başkanım geleceğim. Önce bir bu şeyi selam faslını geçtik. Tamam. 36 yıldır, 35 yıldır başkanlık yapıyorum. Evet. Allah nasip ederse de herhalde sizi bırakmayacaklar. Ya yani şöyle arz edeyim. Ben Allah rahmet etsin Mustafa tamam. Dişli'nin yönetimine talebim olmadan, Allah rahmet etsin. Amin, nur içinde yatsınlar efendim. Ve o günün esas özellikle benim Terziler Odası'nın yönetimine girmemi arzulayan Allah selamet versin Sait Savaş. Büyüğümüz evet. Cemiyamıza çok iyi hizmeti olmuş. Buradan da ellerini öpüyorum. Allah hayırlı versin efendim. Şimdi o zaman hatta soyadımı yanlış yazmışlardı. Tuğbay değil de Numan Gömlekçi yazmışlardı. Yani gömlek dikiyordunuz o zaman. Evet. Evet çok güzel. Ben gömlek de güzel dikerim. Yani onu söyleyeyim. Baktık ki biz de Terziler Odası yönetimindeyiz. 6 ay gibi bir yönetim kurulu üyeliğim oldu. Daha sonra da olan kongrede ben başkan ettim. Maşallah efendim. O zaman yaşımız kaçtı başkanım? O zaman 26 yaşındaydım. Eyvah eyvah, daha genç misiniz? Evet, çok gençtim. Evet. Başkanım, şimdi bu derneği bıraktım bir kenara. Evet. Önce bir gömlekçi Numan'ın gençliğine gidelim. Siz kaç yaşında bu mesleğe tanıştınız? Makasla, terziyle, iğneyle? Ben 10 yaşımda mesleğe başladım. 10 yaşında. Kavafhane Çarşısı esas terzilerin Urfa'daki temel yeri orasıdır. Nerede başkanım? Kavafhane Çarşısı. Kavafhane. Evet, evet, o meydanlı var. Şimdi ben orada Allah rahmet etsin Topal Nuri lakablı, Nuri Kaya diye yani ayağı Topal'dı ustamın. Çok iyi biriydi. Allah gani gani rahmet etsin. Onun yanında başladım. Daha sonra Singer Ömer dediğimiz Ömer ustamız vardı. Onun yanında da kısa bir süre çalıştım. Onun akibinde Adana'da çalıştım. Evet. İstanbul'da da çalıştım. Mesleğimi geliştirmek için. O zaman yaş ilerledi. Evet tabii. Yani o şey ilk 10 yaşına gidiyoruz. 10 yaşında Kavafhane Çarşısı'na. Ben 10 yaşımda da Terziler Oda Başkanı oldum. Onu arz edeyim bak. Nasıl? Beynime hayır. Evet, şöyle yerleştireyim. Evet. Şimdi ben köylü çocuğuyum. Biz o zaman köyden yeni gelmiştik. Kavafhane Çarşısı'nda Allah rahmet etsin başkan vekilimiz vardı. Bekir Hak'tan Kaçmaz. Hı hı. Bana beni seviyordu biraz.
köyde geldiniz başımıza bela oldunuz falan böyle espriler yapardı. Ben de bir gün durdum, ustamdan müsaade istedim tabii. 10 günkü saygı bugünkü gençler beni bağışlasın. Bir değil tabii. Evet. Dedim ya usta ben gidip başkana bir şey söylemek istiyorum. Dedi ki ya saygısızlık yapma. Dedim yok. Ben başkan olacağımı söyleyeceğim. Allah Allah. İnanın bak. Evet. Gittim dedim ki sevgili başkanım. Yüce Rabbim kısmet eder ben yaşarsam. Çok iyi bir terzi olacağım bir. İki başkanınız olacağım. Ne oldu? Ve kısmet oldu Allah oldum ya. Başkanım dur. Şimdi kim karar verdi bu terzi? Yaşınız 10. İlkokul 3'e falan gidiyorsunuz. Evet. Doğrudur evet. Kim karar verdi? Nasıl karar verdi terzi olmaya karar verdi? Şimdi benim babam rahmetli oldu. O zaman ben yetim büyüdüm. Öyle mi? Siz o zaman evet. Babanız yoktu. Yani biz şehirdeydik. Babam köye bizi bir tekrar götürdü. Ondan sonra babam vefat edince tekrar şehire döndük. Dolayısıyla rahmetli annem döndü bana dedi ki biraz dolaş. O zaman bu aşağı çarşı dediğimiz yer işte. Bir meslek dedi seç kendine. Ben de o zaman terziliği sevdim. Geldim terziliğe. Evet ben hatta terziye ilk geldiğim zaman yanımdaki çırağa sordum dedim. Ya usta acaba bana ne kadar haftalık verir? Evet. Dedi ki bilmiyorum yani demiş falan. Neyse ustam duymuş tabii bunu. Allah rahmet etsin. Dedi ki ben para vermem dedi. Sen bedava çalışacaksın. Ben sana günde 1 gram altın vereceğim. İnan aynen bu cümleyi kullandı bana. Ben de akşam güle oynaya eve gittim. Anneme dedim, ustam dedi ki iyi ya çok güzel bir meslek seçmişim. Evet. Bana günde 1 gram altın dedim verecek. Dedi iyi oğlum dedi bir bilezik yaparsın koluna takarsın dünyanın her yerine bozarsın onun adı sanattır. O diyor sanat meslek altın bileziktir sanat. Evet. Demek anne de biliyor. Annem biliyor. Usta da biliyor ama siz o zaman evet. Da. Biz bilmiyorduk. Evet. Ben mesleğe öyle başladım evet. Ve hiç ara vermedim. Belki birçok insana da nasip olmamış bir şey de arz edeyim. 1973 yılında Meçekhanı'nda çalışıyordum. Evet. Hala Meçekhanı'nda benim terzi dükkanım var. Benim bir amcam oğluydu Allah rahmet etsin. Amin. Ali Tuğbay vardı. Onun yanında çalışıyorum. Kalp krizine vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amcam o zaman dedi ki nasıl yapalım bu dükkanı? Dedim ki ben usta olurum. Evet. Ya saç sakal doğru doğru çıkmamış. Ben dükkanın ustası oldum. Tam da bekarız değil mi o zaman? Bekarım evet. Evet. 18 yaşımdayım. 18 yaşında vergi dairesine de kaydoldum. Ben onu da söyleyeyim. Hemen kurallara uyan başkanı onu da söyleyeyim. Bu arada öyle onu söyleyeyim evet, ben. Kaydeli kuralı bir İnanın ki o günde maliyeye kaydımı yaptım yani. Başak. Kaydım var yani. Şimdi dolayısıyla ben orada usta oldum. Müşteri geldiği zaman bana çok şey yapmıyorlar yani. Yani bir çocuk. Ben yaşlı bir halfamı tuttum. Bravo. Dedim ki müşteri geldiği zaman senle konuş. Zaten ben kesiyorum. Yani bu sanat şeyim var. İyiyim o işte iyiyim. İyiyim yani. Evet. Biz öyle başladık. Ondan sonra da devam ettik. İşte hiç ara vermedim. İşte ondan ben hiç usta olmadım. Evet. Yani hep halfa çırak kendimi gördüm. O manada benim moda sekreterim de burada. Ben gelir bu koltukta oturmam. Ben burada otururum. Evet. O yüzden burayı seçtik bugün. Evet doğrudur yani. Güzel. Böyle devam ettik mesleği. Ben terzih mesleğini seviyorum. Peygamber mesleğidir. Bir de Mehmet Bey terzih mesleğinin bir özelliği de şu. İstesen de haramı katamaz. İstesen de. Yani helak odası olmuyor. Yok. Şöyle arz edeyim. Örneğin gömlekten başlayayım. Siz gömlek laf evet. Sözünü ettiniz. Siz bir gömleğe gider ucuz yaka telası alırsınız. Onu elektrikten kaybedersiniz. Yani o geç yapışır. Yapışken zarar edersiniz. Hesap, o matematiksel olarak hesapladığınız zaman bakıyorsun sen daha zararlısın. Adisini alacağım ama en iyisini alayım dersin. Doğru. Bir terzinin bir hurdası vardır işte sobaya bazen yarar. Başka bir şey yok. Evet. Yani eskisi gibi çok eskiden mesela kumaş fazla getirirlerdi. Fakat öyle değil. Şu an bir gömleğe kaç metre getirdiğini manifaturacı evet, müşteri de biliyor. Dolayısıyla halal bir meslektir yani onu söyleyeyim. Evet sen zengin etmez, aç bırakmaz. Başkanım şimdi biz çocuktuk. Hani siz değil ama küçükken 10 yaşına girdim bu işe. Evet. Ben çocuk olduğum süreçlerde yani bundan bir 15-20 sene önce özellikle bayram arefelerinde bayramlara 3-5 gün kala
terzilere gittiği zaman sıra yoktu. Dedi ki sen bugün mü geldin? Daha artık orada kalmış 5 gün. Valla bak bir sürü sipariş var. Şimdi bayram önceleri sanki bu yoğunluk yok. Onu geçelim. Herkes gömlek diktirirdi, pantolon diktirirdi, şalvar diktirirdi, takım elbise diktirirdi. Şimdi bu sanki bu kayıp mı oldu zamanla? Şimdi Mehmet Bey, bir takım elbiseyi bir terzide diktirirseniz, tüm samimiyetimle söyleyeyim, temiz kullanırsanız evet. ve yenge hanım da düzgün yıkarsa, ilintilerse, hı hı. siz onu düzgün ötülerseniz 5 yıl garanti giyersiniz. 5 yıl. 5 yıl bak garanti veriyorum. Bunu rahat giyersiniz. Ama hazırın en ak markasını alırsın, bir yılı geçmez yani. Onu atarsınız. Evet. Şimdi vatandaş hazır giyime yöneldi. Hı hı. Bu başta ekonomi sıkıntıda. Evet. İkinci insanların bir lüks hayata alışma olayı. Evet. Yani örneğin adam diyor ki ben geldiğim zaman arabamla işte bir yerde durduğum gibi onu alayım götüreyim. Giyeyim hemen evet. Hemen giyeyim. Şimdi terzide öyle değil. Bunun bir pravası vardır. Var, evet. Bunun bir zamanı var. Bir son zamanlarda da eskiden inanın terziye nasıl ki devlet dairesinde tabirimi hoş görün torpille insanlar işte giriyor ya. Evet. İnanın mesleğimize torpille insanlar geliyor. Bir referansı olmadan sen bir terzi çırağı olamazdın. Bizim çocukluk dönemimiz böyleydi. Şimdi çırak yok, alfa yok. Bu da 8 yıllık eğitime karşı çıkıyoruz. Şimdi 12 yıla çıktı. Ya Allah aşkına şimdi 18-19 yaşına gelmiş bir gencin gelip siz nasıl çırak yapacaksınız? Ya böyle bir mantık yok. Yetişemez. Şimdi burada hazır giyime herkes yöneldi. Bunu hepimiz artık hazıra yöneldik. Çocuklarımız da, eşlerimiz de. Şimdi mesela bayan terzileri biraz daha şu an erkek terzilere göre evet. aranan cinste. Hı hı. Neden? Abi affedersiniz. Estağfurullah. Şimdi bayanlar vücut yapısı erkek gibi değildir. Çok çabuk değişir. Çok çabuk zayıf olur, kilo alır. Gebelik dönemi var. Bir de bayanlar biraz modayı, tabirimi hoş geri biraz daha takip eder. Renkleri takip eder. Evet. Dolayısıyla bayan terzilik şimdi erkek terzilikinden daha iyi. Keşke o zaman siz bayan terzisi olsaydınız başkanım. Vallahi bilmiyorum. Ben bayan köylü terzisizliğini yaptım yani. Evet. Yani Gettaşı'ndan tut, işte şerli hayatından teker. Eski ismi kullanıyorum ha. Bervina'yı bunları diktim yani. Evet. Ama bayanı ele yaptım. Fakat şu anki modern bayan terzilikini yapmam. Evet. Sevdalar bu arada ben de burada sizlere bir şey itiraf edeyim. Yani bundan herhalde belki 20 yıl daha önceydi ama ben çocukken ben de bir terzi çırağı oldum. Bahçelerde kulakları çınlasın. Şimdi nerede bilmiyorum ama o zaman bir terzi vardı. Bayan terzisi. Sevgili Müslüm Meydancı. Ama ne oldu bilmiyorum. Yıllar çok uzun süre. Onun çıraklığını yaptım. Bayan terzisiydi. Tabii ne ben bir şey öğrenebildim ne de bir şeye sahip olabildim. O kısa sürdü bayan terziliğimiz. Yine de meslektaşımız saygısı. Hocam evet ben o meslekten bir pay sahibim. Şimdi Mehmet Bey tabii bu arada ben oda başkanlığımla ilgili arz edeyim. Şimdi terzi mesleği şu an Türkiye'de ben geçen bir programda yine arz ettim. Evet. Eski cumhurbaşkanlarımızın, bugünkü siyasi parti liderlerimizin terzileri giden Ankara'da, İstanbul'da artık tamirat işi yapıyorlar. Evet doğru. Yani eleman olmama işinde. Şimdi terzilik mesleği bir yaşa kadar yaparız. Hep iğneyle yapılıyor ya ısmarlama öyle. Dolayısıyla şimdi artık hazır giyime giriyor. Ben eskiden biz terziler odası olarak her yıl üyelerimizi yaşlısı genci biz tekstil atölyelerin geliştiği illere Maraş'a, Antep'e, evet. Mersin'e, Adana'ya yani buralara kadar gidebiliyorduk. Diğer illere gezdirdik derdik ki bakın işte örneğin bir filota makinasını görün, gözde iyilik makinasını görün, düğme artık elle değil makine döküyor. Bunları makinalaşmamız lazım. Ve arkadaşlarımızın çoğu döndü yani. Atölyeler merdiven altı dediğimiz yerde yapıyorlar. Örneğin şu an Gümrük Hanı'ndaki arkadaşlar hep hazır pantolon dikiyor ama beni bağışlasın beni seri dönüyor ama dinlemiyorlar. Yerleri çok küçük. Şimdi tekstil yeri büyük olması lazım. Yani 1000 metrekareden aşağı bir yerde tekstil yapılmaz. Doğru. Yani bu manada o küçücük yerlerde o para da kazanamıyorlar. Onu sana söyleyeyim. Şimdi dolayısıyla biz oda olarak ne yaptık, ne ettik? Mesela onu şimdi şunu da sorayım, ona geçelim biz. Hani terzilik mesleği neredeyse öldü denecek noktaya geldi. Doğrudur. Herkes hazıra yöneldiği için. Evet. Biraz da dikiş, yani hazır terzide dikmek biraz da külfetli olduğu için açıkçası.
Ama şunu da söyleyeyim bana sevgili dostlar. Şimdi bugün diyelim başkan gitti, bu ceketi bir mağazadan giydi. Rakamı çok önemli değil. Terzide onun ölçülerinin alınarak dikilmesiyle ala dağla kadar fark vardır. Çok var. Şurası ayrı oturur, yakası ayrı oturur. Yani hazır bir şeyin senin için dört düdük olması mümkün değil. Ben bir ceket giyiyorum başkan mesela, bağışlayın. Burada var, giymedim, indirdim koşuksun diye. Kolu uzun geliyor, burası kısa. Düğmesi kavuşuyor, uzun oluyor. Ya kısasını alıyorum, düğmeye kavuşmuyor. Bir şekilde yani tam oturtamıyorsun. Yani şimdi Mehmet Bey, ısmarlamaya alışan bir insan, samimi söyleyeyim, durumu iyiyse uçağa binip İstanbul'dan buraya gelen insanlar var yani. Evet. Ona arzim, Ankara'da binip gelen var. Hı-hı. Şimdi şöyle arzim, giyim zevki aslında insanlarda kalmadı. Kalmadı, evet. Onu söyleyeyim. Yani insanlar örtünmeye gidiyor. Dolayısıyla hatta ben bir tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki tane pantolon götürdüm. O kriz dönemlerinde. Evet. Birini böyle cebini uzun yaptım. Bu rantçıların pantolonundaydık. Diğer bizim gibi garibanların da cebi yoktur dedik. Bu evet. Basından çok da dilendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir vekilimiz de dile getirdi. Şimdi bizler bu hala geldik. Esnaf sanatkarlar gerçekten şu an Türkiye'de kan kusuyor. İşte onu sordum ben. Terzilik mesleği öldü dedik ya. Öldü şimdi evet. Şimdi terziler mesela ne yapacaklar? Çünkü mesela ben bu aşağı çarşı dediğimiz kısımda görüyoruz bakalım terzileri. Evet. %70'i pantolon parçası çeviriyor. Doğrudur. %30'u da gömlekleri daraltıyor vesaire. Doğrudur. Evet. Onun dışında çok hani dediğin gibi böyle hani adamın çok özel müşteriler vardır. Orada siparişlerini yapar, o ayrı. Ama genel baktığımız zaman öldüğü noktaya gelecek. Peki bunlar ne yapacaklar? Bu derneğin ve sizinle birlikte ne gibi çalışma söz konusu olacak? Şimdi ben 1982 yılından başlayarak evet. Hep meslektaşlarım beni dinliyorlar da söylüyorum ya. Toplu iş yeri yapalım dedik. Evet. Bir türlü meslektaşlarım buna yanaşmadı. Hı hı. Ben onu da bir an maddiyete bağlıyorum. Parası olmayan bir insanın çok çabuk cesareti de yok. Bir de bizim mesela bugün zirai aletlerde çalışan değerli meslek arkadaşlarımız evet. Şehir merkezinde olmaz. Şimdi terzi her yerde olur. Dolayısıyla bunlar yani zorlanacak. İlla bir yerde olmaz. Fakat tekstil bizim dediğimiz şekil tekstil olur. Bak ben Kahramanmaraş'ı söyleyeyim. Evet. Kahramanmaraş'ta devletin %100 desteğiyle 60 tane fabrika yaptılar. Ben ona atölye demiyorum. 3 katlı yer. 60 tane. 60 tane. Ve bir bu insanlar hatta biri bana bir şey söyledi. Dedi ki ben mesleki hayatımda ben bu dükkanı aldıktan sonra para kazandım. Bir tanesini dedi ben sattım 1 trilyon eski parayla. Maşallah. Dedi ben baktım yapamıyorum sattım yani. Biz bir türlü bu arkadaşlarımıza bunları anlatamadık. Şimdi devletin de imkanları var ama bürokrasi engellidir. Biz bunları aşarız yani. Evet. Fakat iş birliği güç birliği yapmıyorlar yani. Yani 5 tane meslektaşım bir araya gelip bir fabrika açsa devlet ona hiba veriyor. Destek veriyor. Ve hazır giyime artık geçmemiz lazım. Ha biz oda olarak buna el attık atmadık değil. Biz Sodas kapsamında 2008 yılından başlayarak ve halen şu an makinalarımız şu an bir hamarda onu anlatacağım. Eyüpiye Belediyesi ile bir proje aşamasındayız. 7 yılın içerisinde binlerce Urfa'da araştırın. Bak 2009 yılın birinci ayından biz başladık. Urfa'da daha önce Harrani diye bir tekstilat fabrikası vardı, kapandı. İsmini haber başkanım. He, yok yani vardı, yoktu. Şu an yok, evet. Şu an yok yani. Ve kapandı. Ondan sonra tekstil fabrikaları yoktu. Bizim yetiştirdiğimiz kalifeli eleman olmayınca vatandaş gelip burada fabrika açmaz. Adam yatırım yapmaz. Birçoğuna ismini ben vermeyeyim. Hı hı. 400 kişi şu an çalıştıran, 500 kişi çalıştıran evet. Onların hepsinin demeyeyim %60'ını elemanlarını biz Sodas kapsamında açmış olduğumuz atölyede yetiştirdik. Evet. Ve onlar da çalışıyor. Ve halen de Urfa'da fabrikalar açılıyor. Evet. Ve biz eleman yetiştiriyoruz yani. Şimdi bunu da açtık. Dedik ki bu Suriyeli kardeşlerimize ne yapabiliriz? Biz Beyşehir olduk artık. Ya Türkiye'leri hallettik. Ya Türkiye'yi hallettik. Evet. Yani bu Suriyelilere ne yapabiliriz? O hep diyor benim ismimi kullanmak zorunda kalacağım. Büyükşehir Belediye'mizde Bekir Engül kardeşim var. Daire başkanı. Ben orada da saygılarımı söylüyorum. Evet. Beni aldı dedi ki ya kardeşim bunların eğitimsizliği var. Bunlar birincisi mesleği öğrenmeler lazım. Ya bunlar bilmeden İslamiyet'i yaşıyorlar. Ya gel bir şeyler yap ya.
bu insanlara yardımcı olan. Biz sana her türlü imkanı sağlarız. O manada gittim ben, ona da teşekkür edeyim. Afat Müdürümüz Mahmut Bey'e. Evet. Sağ olsun onlar da yardımcı oldu. Yasin Sayan isminde o zaman müdür yardımcısı kardeşimiz vardı. Şu an orada değil. Şu an müftü yardımcımız o zaman orada müdürdü. Evet. Sağ olsunlar 5 tane çadır kurdular bana. Çadır kente. Çadır kente. Yani adı çadır ama her bir tanesi 250 metre kare yani. Evet. Ve biz oradan başladık. 200 tane insanı ben bir araya getirdim. Dedim ki ben size mesleği hem öğreteceğim hem size para vereceğim. Benim yüzüme bakan selamun aleyküm ücret alacaksınız. Hiç bundan rahat ol. Allah'a sıkındık, bismillah dedik, başladık. Tamam. Ve bir hafta sonrası bunların içerisinde 150 tane insanı seçtim ben. Ve bunların makine o tuturduk. Sonra bir firmaya, Almanya'ya iş yapan bir firmanın kumaşlarını getirdik, tırlarla kumaş geliyor. Halk pijama. Ha çok ucuza dikiyorduk. Bir tanesini 500 kuruşa. Ama sürümden kalıyor. Ama sürüm olayında ya maaşları çıkıyordu yani. Hareket edin, evet. Ve bizim o mücadelemizle 1000'in üzerine bende kimlik kayıtları var. Hı. Çadırda kendine gelip de şu an İstanbul, Ankara'da gidip Atölye'de çalışanlar var. Evet. Firmalarda çalışan ve halen de devam ediyorum ben orada. O zaman başkan şunu diyebilir miyiz? Paramı taşıyorum ama bir insan terzilik mesleğini iyi bilirse aç kalmaz diyoruz. Yok hayır, aç kalmaz. İşsiz kalmaz. Kesinlikle aç kalmaz. Hani İstanbul'a gider, oraya buraya gider ama sonuçta mesleği altın bileziği kolundadır. Evin ekmeğini götürebilir. Yani şunu arz edeyim. Şimdi biz, ben şu an bir alt grup şey yapıyorum. Marşetmen çadır kente. Evet. Bir tanesini eski parayla 1 liraya dikiyorum. Bir bak lira. Fiyatını da söyleyeyim. Evet. 1 liraya dikiyorum. İpliği bana ait, yol parası bana ait. Fakat ben bir pantolon paçası şimdi arkadaşlar 5 liraya yapıyorlar. Yani en düşüğü 2 lira, 3 lira. Evet. Bak düşün bak bir pantolon paçası. Yani o terzi aç kalmaz yani. Sökük de yapsa, yırtık da yama yapsa aç kalmaz yani, onu söyleyeyim. Bu sanatkar hiçbir zaman aç kalmaz. Evet. Yeter ki o çalışmayı heveslensin. Yani o manada şu an çadır kentte ben şunu arz edeyim. Şimdi oradaki insanlar Allah yardım etsin. Amin. Hepsinin psikolojisi bozuk. Bayanıyla, erkeğiyle. Fakat onlar artık bizim parçamız. Devletimiz buna 5 milyon mu getirdi? Ben tam rakam bilmiyorum. Resmi 3'tür, ben 5 diyorum. Şimdi Süleyman Şah Çadır kentinde eski rakamı söyleyeyim. 50 bin kişiydi. Şu an 25 bin civarında. İmkanı olanlar tabii dışarı çıkıp bir yere gitmiyor. Suriye'ye gitmiyor. Onu söyleyeyim. Evet. Bunlar Türkiye'de kalıyor. Fakat bir şeyler yapıyorlar. Ha tabii o manada biz belediyelere diyoruz ki bunların iş yeri açmalarına ben karşı değilim. Ama ben devletime vergi veriyorsam o da vergi versin. Evet. Ben belediye vergi veriyorsam o da versin. Tabii canım. Ben hangi şartlarla çalışıyorsam o da aynı şartlarda. Bunun biraz eksik tarafı var yani. Meslektaşlarımız da. Mesela terzi çok var Urfa'da. Evet. Suriyeli çok terzi var ya. Ama birkaç tanesi bize kayıt olmaya da başladı. Dur da başkanım. Madem kayıt demişken ona soracağım. Şimdi derneğimizin ne kadar üyesi var? Urfa'da ne kadar terzi var? Bunun ne kadar size kayıtlı? Bir de işte az önce Suriyeliler de kayıtlı dediniz bize. Evet. O da kaç tane var? Ya yani vergi dairesinde kayıtlı olanlar gelip bize kayıt oluyor. Şey şimdi şu an. Şimdi bizim kaç üyemiz var? Şu an 300 tane aktif üyemiz var. 300. Yani aktif dediğimiz zaman maliyesi hiçbir eksiği olmayan. Şimdi Urfa'da bana göre belediyede sorsak çok iyi bilirler rakamları. Evet. 1000'in üzerine terzi var. Evet. Yani mesleğimize yakın. Mahalle içlerinde. Mahalle içerisinde. Ya şu evet. Urfa büyüdü yani. Şimdi belediyelerimizin hepsinden şikayetçiyiz biz. Evet. Büyük şehrinden başla. Diğerler. Ben yalnız değil, bütün oda başkanları şikayetçi. Belediyelerimiz maalesef gidip bu insanları kayıt altına almıyorlar. Şimdi eskiden odaların yetkileri vardı. Hı hı. Gider vergi dairesinin tutanak tuttuğu gibi biz gider o üyeyi kaydederdik. Hatta aidatını falan vermezse icra yoluyla alma yetkimiz vardı. Bizim resmen kaydetme yetkimiz var. Fakat bu yetkiler bizde alındı. Odalar Birliği'ne verildi. Odalar Birliğimiz de malum işte ben fazla konuşmak istemiyorum. Yani bir araştırma yapıp lafla değil. Şimdi siz bir şeyi projelendirmezseniz siz verimini alamazsınız. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani şimdi Odalar Birliği'nin imkanları çok büyük. Personeli var, bir komisyon kurur, gücü dolaştırılır. Var. Ben takip edebildiğim kadar bunda en büyük başarılı olan Antalya'dır.
Antalya Odalar Birliği bir komisyon kurdu. Hepsini taradı. Ondan sonra belediyelere ya yılda %25 dahi akmış olsa yine hiçbir esnaf şeysiz olmaz. Şimdi lokantacı bağırıyor, adam diyor ki ya sokakta ya tatlı satılıyor, ya diyor sokakta döner satılıyor. Haksız mıdır? Yani ben hani çok alakalı değil ama geçen gün Sayın Hadi Yöge'yle görüştük. Adam diyor ben burada odun satıyorum. Sokakta odun satılıyor. Adam mahallede kömür satıyor. Adam doğru diyor. Yani böyle bir şey olamaz abi yani. Tertip düzen olmaz. Şimdi ben bunu alayım. Ben Hadi Bey'i dinledim. Burada da selam söyleyeyim kardeşime. Haklı. Benim yanımda defalarca Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylemiştir. Diğer ilçe belediye başkanlarımıza söylemiştir. Fakat şimdi Urfa'da bir hatır gönül vardır ama fakat hatır gönlünün yasalarda herkesin eşit olması lazım. Yani böyle bir şey olamaz yani. Dolayısıyla biraz hata bizden kaynaklanıyor. Başkanım. Özür dilerim. Ben burayı tamamlayayım. Buyurun efendim. Şimdi Urfa il ve ilçelerinden yani artık biz ilçe diyelim. Büyükşehir'e bağlı bizim 58 tane mesleki odamız var. 58 tane. 58 tane. Şimdi bizim bir şemsiyemiz var. Şimdi şemsiye delik olduğu zaman bak hatamız orada başlıyor. Yağmurda ıslanırız. Evet doğru. Şimdi bu manada bizim birlik beraberliğimiz olsa 58 tane oda başkanı bir araya gelse yönetim kurullarımız da bizim esnafı çağırıp bir basın açıklaması yapmamıza gerek yok. Her bir odanın 10 tane yöneticisi var yani başkanla evet, beraber. Evet. Dolayısıyla yani sen siyasi olsan bu insanlara durup da demez misin? Lan bunlar yarı yürüyüp genel merkeze ise ben aday etmez. Aynen, bunu ciddiye alırlar. Ama Hadi Bey ha söyledi ha söylemedi. Doğru. Ha Numan Tubay söyledi ha söylemedi. Bizim esas eksiğimiz orada. Federasyonlarımız var aynı şey. Beni sevmezler ben bunları söylüyorum. Hı-hı. Mesela Türkiye Tezler Federasyonu'nda ben genel kurulda yaptığım bir konuşmada 10 defa benim sözümü kestiler. Aman bu adamı susturun. Niye ne dedim biliyor musun? Dedim ki hoş bıyıklı bir Maliye Bakanımız vardı. Aynen bu ifadeyi kullandım. Bak hoş bıyıklı bir bakanımız var. İsim söylemiyorum bak. Evet. Dedim bir gecede karar aldı. Dedi ki önlükler giyinmeyecek. Bakın biz tekstilde kışın yazlığı dikeriz. Bak bu aydan sonra yazlığa giriyorum ben. Yazın kışlığı dikeriz. Evet. Şimdi Allah aşkına Türkiye'de 2 milyar dolar esnaf sanatkar zarar etti. 2 milyar dolar var rakam veriyorum sana. Bu önlükler hepsi çöpe gitti mi abi? Evet. Fakat o teşkilatlarımız gidip bakanın karşısına, hükümetin karşısına, başbakanı karşısına dikilip demediler. Bir yıl ders kanalı gibi uzatın ya. Böyle bir şey söylenmedi. Neymiş? Benim Türkiye Terziler Federasyonu var. Ben böyle bir federasyonu tanımam. Yani haklısın ben. Benim şemsiyem delik olduğumu onu da tanımam. Doğru söylüyorsun. Ben bunu söyleyeyim abi. Şimdi biz STK'yız. Bakın Urfa'da beni bağışlasınlar. 5 kişi bir araya gel bir derre kur. Ben onları küçümsemiyorum. Bak ben bunları da öveceğim. Onların sesi soluğu bizde neyi çıkıyor? Bizde neyi çıkıyor? Bizde bir odanın 499 kişiden kuramazsın. 501 kişi maliyesi olacak, sicili olacak. Bütün belgeleri olacak ki sen oda kurasın. Evet. Şimdi peki 5 kişi bir araya gelin bir dernek kurmuş. Cirit atıyor ortada. Özür dilerim beni bağışlasınlar. Bir de kendilerine yeni bir isim takımına STK diyorlar. Onlar STK değildir. Sivil toplum örgütü ayrıdır. STK ayrıdır. Evet. Yani tüm bunlara rağmen Urfa'da evet. Bu eksikimiz var. Bizim önce bir birlik olmamız var. Birlik olursa odun sokakta satılmaz. Çünkü birinci derecede devletin zararı var. O vergi vermeden yapıyor. Başkanım bir tek o değil. Mesela bakan dedi ya sokakta odun satılmaz. Bu birlik olursak derneğe üye olmayan, odaya üye olmayan üye kalmaz. E tabii üye kalmaz. İnsanlar şunu gözden kaçırıyor aslında. Bir derneğe üye oluyorsunuz. Belki yılda bir 200 TL veriyorsunuz ama o derneği sizi kalkıp bir tatilde gösteriyor. O tatilde 500 milyon. Yani şöyle size söyleyeyim. Azlar, fazla şeyler falan. Biz bunları bilmiyoruz başkanım. Şimdi bak biz basit, benim esnafımın hepsi basit usulüdür. Evet. Biz burada hiçbir tanesi maliyeye gitmez. O da sekreterimiz bütün işlemlerini yapar. Bunların tahkuk fişlerini çıkarır. Hı. Alo der sevgili ustam gel götür maliyeni yatır. Götür iki taksitten yatır. Biz aidatları 4 takside biliyoruz. Yasada 2 taksidir. Yani ben şöyle özetleyeyim başkanım söyleyecek ama daha 190 TL yıllık aidat var onu 4'e bölüyorsunuz. Bir de hepinizden bir muhasebeci tutuyorsunuz evrakları için. Onu tutmuyorsunuz.
Ayda 5 tane burada o işiniz görülüyor. He. Ayda 5 tane onu söyleyeyim. Yani şimdi defterde olanlar bilir bu işi. Evet. Muhasebeci arkadaşlar aylık 250-500 liranın aşağı yedek. Ya biz bir yılda 50 lira 60 lira onda 4 taksitten diyoruz işte ayda 5 lira ya bu sekreterin maaşı çıksın. Evet, yani şimdi ben açık konuşayım. Diğer maaş alan başkan arkadaşlarım yanlış anlamasın. Ben yıllardır ne başkanlıkta maaş alan bir insanım. Evet. Ne yönetimim alır ne denetimim alır. Kimse maaş almıyor. Yok. Saat gibi vallahi çok iyi. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani hatta ya terziler odasına bir yük gelirse cebimizden veriyoruz. Onu da söyleyeyim. Genel sekreterin maaşını zor çıkarıyoruz. Ya biz sadece diyoruz bu insan size hizmet ediyor. Ha genel sekreterimiz bu dükkanlarını tek tek dolaşır. Terziler beni dinliyor. Evet. Gidip evraklarını toplar. Yani onlar da nadir gelir buraya. Telefon açar 3 ayda bir der ki gelirine giderine getir bunları vermişim. Adam bir de diyor ya gel bana fatura kes. Sekreter arıyor diyor gel bana fatura kes. Evet. Yani olmayacağı bir şey. Şimdi bu manada biz odanın görevi hizmet etmektir. Evet. Ben oda başkanı olarak olduğum günden beri 3 şeye çok dikkat ederim. Bir, ben esnafımı vergi dairesinden yasalar çerçevesinde hiçbir zaman ezdirmem. İki, belediyeden ezdirmem. Üç, emniyette ezdirmem. Şimdi terziler sabaha kadar çalışsa emniyete biz minnettarız, bizi koruyorlar. Doğru. Kimse iş yerini kapat demiyor. 11'den sonra kapanması lazım. Bak belediyelerin, bak hem ayağına vurayım hem şeyini de söyleyeyim. Pazar günü açılış ruhsatın olmaz, çalışamaz. Ama hiçbir terziye ben bu görevim süresince bir tanesine kapat dediklerini belediyeyi görme. Onlara da teşekkür ediyorum ya. Şimdi dolayısıyla şimdi bu manada bizim işte terzilerden benim beklentim şu. Ya ne olur? Vallahi terzilik bitti ya. Yeminle söyleyeyim bitti ya. Evet. Bitti ha terzilik. Bundan sonra can çekişiyor. Ha günün birinde terzi ararsın mum da bulamazsın. Bu ayrı bir şey ama şu an artık hazır giyim revaçta. Ya ne olur el ele verin, imalat yapın, hazır giyimi yapın. Güç birliği yapmak lazım. Güç birliği yapmak lazım. Aynen. Ya yani beni zorlayın, kırtlağıma yapışın deyin ki ey başkan sen niye bize toplu içeri yapmıyorsun? Size öneye yok, onunla bir şeyler yapalım. Ya böyle bir şey yok. Ben kendi yönetimimde, kiler de beni dinlesin. Kurucu üye bulamadım. Daha Urfa'da organize sanayi yokken. Kurucu üye bulamadım. Ya diyordum alın günü birinden satarsınız ya. Evet. Şu an Evren Sanayi'de yer geziyor bulamıyorlar. Bir zaman ilk temel atırırken o da öyleydi. Yani dolayısıyla biz biraz ileriye bakmıyoruz. Evet. Şimdi artık terzilik mesleği gibi bitti. Ben şu an benim terzi dükkanım var. Ben tekstilcilik yapıyorum. Terzi dükkanımı ben kalfama bırakmışım. İşleri ben kesiyorum. Valla güzel şalvar dikiyorum başka yok. En güzel efendim. Onu söyleyeyim yani. Bu köylü vatandaşlar inşallah da ya şu an elhamdülillah demokrasi yarım yamalık gidiyor ama eskiden şalvar da yazdı. Tütür peyini keserlerdi. Onu da yaşadık yani. Derdi nedir bu kuyruk? Pey dediniz? Şalvarın peyi evet. Onu da kestiler yani bir zamanlar. Allah. Onu da yaşadık. Tabii 12 Eylül. Eylül'ü görmüş insanım ben ya. Yani bu manada şimdi esnafımdan tekrar altını çizerek söyleyeyim. Hazır giyim hazır. Çünkü artık ayaklı makina bitti. Makineler şu an bilgisayarlı. Düğme elden bitti. Makine dikiyor. İllik artık elden bitti. Makine dikiyor. Yani fabrikalaşmamız lazım. Adam Bursa'da gelip Urfa'da fabrika niye açsın? Açsın eyvallah. Ama Urfa'lı da açsın. Aynen. Başkanım tabii ki gönülüste bütün Şanlıurfa hemşehrilerimiz böyle bir iş yerinde gelsinler. Ortak olsunlar. Böyle ortak mekanlar açsın. Birlik olsun. Daha fazla para kazanılsın. Hani yıllar önce Urfa'da biz o kadar şey değil, geniş değil de dedik işte bir 3-5 kişi bir olsa bir market açsa, bir alışveriş merkezi açsa. Şimdi aslında bu dediğimiz daha iyi, seri üretime geçilir. Zaten dediğiniz gibi bir ayakkabı, işte bir pantolon paçası dikerek, bir gömlek dikerek bu işler zor olur. Birlik beraberlik için, mesela siz de sonuçta bu işin başındasınız. Her ne kadar 1000 üyenin 300'ü de üye olsa size, sonuçta bu insanlar sizden bir şey bekliyorlar. Siz soda sorarak şimdi, ne çalışmak o 300'ü söyledim ben onu müsaadenizle onu da arz edeyim. Buyurun. Şimdi Büyükşehir yasasına baktığımız zaman Akçakala'da terziler odası yok. O benim üyemdir. Akçakale. Efendim Harran'da terziler odası yok. O benim üyemdir. Evet. Bozova'da terziler odası yok. O benim üyemdir. Evet. Efendim Hilvan'da terziler odası yok. O benim üyemdir. Hı hı. Şimdi terziler odasının olmadığı yeri ben büyük şehire. Dolayısıyla evet. Bana bağlıdır. Fakat ben burada da bir serzenişte bulunayım.
Odalar Birliği İstihcin Müdürlüğü maalesef bunları bize kaydırmıyor. Bak onu da söyle. Resmiyette size kaydırmıyor. Resmiyette tabi yasa açık yani. Ben Büyükşehir'im. Yani Şanlıurfa Terzileri Odası, ben neredeyim? Ben merkezdeyim. Evet. Dolayısıyla bunlar benim ilçelerim. Kesinlikle. Orada oda mesela Viranşehir'de Terziler Odası var. Suruç'ta var. Efendim Söverek'te var. Diğer ilçelerde yok. Evet. Bunların bana bağlı olması lazım. Kesinlikle. Oradaki odalara bir şekilde kaydırıyorlar. Aman Urfa'daki Terziler Odası güçlenmesin. Sanki Numan Tubay'ın cebine giriyor. Evet. Dolayısıyla ben burada şikayetçiyim ya, onu da söyleyeyim. Hı hı. Fakat üst kuruluşlarımızdan şikayette bulunuyoruz. Bakın ters tarafını da anlatayım. Esnaf Zanaatkarlar, Türkiye Esnaf Zanaatkarlar Konfederasyonu'na dilekçe yazıyorum. Diyorum ki böyle olması lazım ki yasa açık. Diyor dilekçenizi Odalar Birliği'ne verin. Evet. Ya kırkızlığı yapan adama ben nasıl dilekçe vereyim, sen kırkızlık yapmışsın. Ya tabirimi hoş görün. Dolayısıyla yani Terziler Odası'nda şu an 2000 tane üyenin olması lazım. Bu manada şimdi ona arz edeyim. Şimdi biz terzilikten ziyade ben olaya genel bakarım. Esnaf sanatkarlarına bakarım. Evet. Şanlıurfa il ve ilçelerle beraber biz şu an 80 bin tane kayıtlı esnaf ve sanatkarlar var. Evet. Bunların sorunları, dertleri hepsi aynıdır. Şimdi Urfa'da bizim en büyük eksiğimiz, sizin de bahsettiğiniz gibi, bizim kolektif çalışma ruhumuz yok. Birliktelik yani. Birlikte yok. Biz iki kişi ortak oluruz. Üç ay, beş ay düzgün gider. Arkasında birimiz patron oluruz, birimiz işçi oluruz. Evet. Ya öyle değil. Şimdi bir fabrikada bir genel müdürü vardır, onun alt birimleri vardır. Hı hı. Yani onun patronları kimse yüzünü görmez. Evet, oranın bir yöneticisi vardır. Şimdi biz tekstilde mesela bir ustabaşım vardır. Bir de onun alt biriminde insanlar vardır. Hı hı. Oranın teknisyenidir, şuydur, buydur. Benim görevim nedir onlara? İş bulmak, benim görevim onların maaşını vermek zamanında. Evet. Benim yapacağım şey odur yani. Dolayısıyla biz ortaklık aslında onu kırmamız lazım. Yani çocukluğumuzda benim bağışlasın derlerdi. Bilmiyorum neyin ortaklığı olsun, malın ortaklığı. Aynen. Ya bu çok yanlış bir şey. Yani 100 tane insan bir araya gelir, bir holding kurur ya. Yani. Halbuki buna ekleme yapalım. Yüce Allah diyor, Celle Celaluhu söylerler bizim büyüklerimiz. İki insan düzgün ortak olduğu zaman üçüncüsü Allah diyor benim. Ya öyle mesela medresede benim bir hocam vardı. Evet. Derdi kuru. İki çizgi Türkçe'de nedir? 11 adam eder. İki tane insanın kafası hak manada bir olduğu zaman 11 adam eder. Üstad diyor da 3 tane 1, 111. Yani öyle yani. Aynen, evet. Biz bir tarihte Türkiye Terziler Federasyonu'na bir liste çıkarttık, samimi söyleyeyim. Hı-hı. Bakın Urfa, Antep, Mersin, Adana. 4 tane arkadaş bir araya geldik. Ben dedim ki bakın bu işe de ciddi yıksa, dedim ki bunu okuyun ne eder? 1111 eder. 1111 tane delegemiz orada seçimi kazandık. O zaman samimiydik birimizde. Evet, çok evet. Güzel işler de yaptık. Evet. Ben 10-15 yılda orada görev yaptım, bıraktım ya. Yani. Kendi isteğimden bıraktım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim mutlaka birlikte hareket etmemiz lazım. Biz birlikte hareket etmezsek bir yere varamayız. Şimdi benim şu an bir terzi dükkanım var. Evet. Benim yanımda yetişmiş kalfamı ben ortak etmişim. Hı. 7 yıldır benim ortağımdır. Şu an ben dükkana fazla gitmiyorum. Diyorum halfa 300 lira kazandı, 200 lira sana, 100 lira benim olsun. Gidin kendisine sor. Yeter ki hayır yani burası devam etsin. Evet. Sen de bir parça ekmek yiyin yani. Ve 7 yıldır da ben devam ediyorum yani. Maşallah. Ben ortağı da seven bir insanım. Aynen. Ama benim ortağım patron oldu ben yapamam. Ben işçiyim yani. Ben o ruhla hareket ederim. Ben kimseyi onun tepesinde değilim ben. Benim yani, gören ben hizmetçiyim yani. Kesinlikle. Bu dernek olarak bu SODAS kapsamında çalışmalar kapsamında neler yapıyoruz? Şimdi SODAS kapsamında arz ettim. Biz 2009 yılında başladık. O zaman da iftiharla söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan biz o zaman başbakandı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Evet biz. Evet biz o zaman ödül de aldık. Maşallah efendim. Bu manada biz SODAS projelerinde çok başarılı olduk. Çok güzel makineler aldık. Evet. Biz 7 yılda devam ettik. Fakat birkaç aydır ben biraz ara verdim. Yer sorunum var benim. Şu an sağ olsun belediye başkanıma da burada saygılarımı ileteyim. Eyüviye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ekinci evet. Ve Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam kardeşimiz bize el attılar. Birlikte biz bir proje geliştiriyoruz. İnşallah en az 100 tane insanı istihdam etmek üzere yüzlerce, binlerce insanı da eğitim
eğitme kaydıyla biz topluma kazandıracağız inşallah. Evet. Yani şu an projemiz son safhasına geldi. Bugün de görüşmem var kendilerinde. Maşallah. İnşallah bu güzel olacak. Ben onlardan sadece yer istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Başkanım bir şey burada aklıma gelmişken sorayım size. Hani biz sohbet esnasında siz bize bir okulun öğrencilerinden bahsettiniz. Şimdi Urfa'da ne kadar öğrenci var biliyor musunuz? İlkokul, ortaokul, lise yaklaşık olarak. İnan tam bilmiyorum. Yani, yaklaşık ben derim belki 20 bin var mı Urfa'da 20 bin öğrenci? Daha fazla. Belki 50 bin var. Evet. Ne kadar. Şimdi bizim bu okullar, bu noktaya efendiler dışarıdan geliyor. Doğrudur. Urfa'da mesela sizin derneğin yönetiminde bir teşkilat kurulsa, bir yerde bulunsa, bütün okullara kıyafetler dikilse, hem buradaki esnafımız canlansa, hem o öğrencimiz daha ucuza giyseler, daha mantıklı olmaz ya mı? Tabii daha mantıklı. Geçmişte mesela giden valimizin ismini söylemeyeyim. Evet. Kendisi o zaman kumaşı aldı. Hı-hı. Biz Terziler Odası olarak o SODAS kapsamındaki projeden Karaköprü'de bir okulun tümünü giyindirdik. Ve hatta o zaman velileri topladık. Dedik ki bu elbiseleri siz çarşıda kaç paraya alabilirsiniz? İşte 100 liradan başladılar. En son 35'e indiler. Dediler ki 35 liradan o zamanın parası alamayız. Benim dediğim 2009 yılını anlatıyorum ben. Evet. Dolayısıyla o zaman biz okula yardım edin dedik. O zamanın parası eski parayla 7,5 lira bir para verin dediler. Ve okulun bahçesi yapıldı, top sahası yani yapıldı, okulda da düzeldi. O öğrenciler de sevine sevine ucuz bir şekilde giyindiler. Yani şu an 100 liraya satılan bir malı, ben size söyleyeyim, imalatından gittiğin zaman 50 liraya mal olur. Daha eksik olur. Ya şimdi şu sayın izleyicilerimiz, ben geçen gittim, ben neden kızıyorum başkanım? Burada kusura bakmasın, böyle tek el gibi bizi bir yere mahkum ediyorlar bir yere. Gideceksin falan mağazadan alacaksın. O adam 150 milyon diyor, 140'a da vermiyor, pazar da yetmiyor. Belki benim gücüm yetiyor, bak bir fakirin gücü yetmiyor. Niye burada hem paramız dışarı gitsin? Şimdi Allah kısmet ederse biz Eyyubiye Belediyesi ile el ele ver, bu 3 ay, 5 ay, 6 ay tabii ki bir yerin oturması vardır. Hı hı. Onun arkasında benim belediye şimdi neden söyleyeceğimi söyleyeyim. Evet. Yani fakir fukarayı eğer ki yardım yapacaksa, yani bir şu an kış örneği. Evet. Şimdi bir fakir aileye götürüp o çocuklarına birer tane kucuk giydirse ne kadar mağaza mı? Süper olur başkanım. Ya belediyenin bir mağazası olur. Orada bizde fason ücreti bir şey değildir yani. Onu diker imalatını yapar veririz. Evet. Şimdi bizim maddi imkanımız yok. Biz sanayi ticaret odası gibi, ticaret borsası gibi, ziraat odası gibi bizim böyle bir gücümüz yok. Evet. Biz şu an devletin verdiği o imkanlarla her çeşit araç gerecimiz var. Evet. Ama bakın bir yer ki bulamıyoruz ki bir yere gidelim. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız yer mi başkanım? Benim şu an büyük sıkıntım yer. O zaman şöyle seslenelim. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi. Sevgili Fevzi Demirkol. Sevgili Metin Baydilli. Sevgili Mehmet Akın, zaten söylediniz siz onu. Bir de Sayın Valimiz Abdullah Erim Bey. Abdullah Erim Bey bu konuda çok hassas, çok böyle duyarlı bir insan. Yani burada gençlerimizin ihtidam olması için, çünkü Urfa'da göç oluyor sürekli. İşte İstanbul, Ankara, İzmir vesaire illere insanlar göç yapıyorlar. Göçlerin en büyük sebebi Urfa'da işsizlik var diyorlar. Kahveler dolmasın, kahvehanelerde insanlar doluşmasın diye onlara bir imkan açmak lazım, bir iş alanları açmak lazım. Özellikle Suriye'de mülteci kardeşlerimizin buraya gelmesiyle, birçoğunun da iş yeri açmasıyla insanlarımızın %50'den fazlası işsiz kaldı. Evet. O yüzden insanlar bir kapı arıyorlar. Siz de burada işte bakın sevgili başkanımız ne kadar güzel diyor ki bize bir yer versinler, biz her türlü istihdamı yaparız diyor. Hem insanlara meslek öğretiriz, hem insanlar evlerine ekmek götürebilirler. Bu bağlamda biz yetkililerden rica ediyoruz, ne olursunuz bir destek verin. Yer de çok sizde. Ya boşalan fabrikalar var, boşalan işte efendim söyleyeyim bir çocuk kurum var, köy hizmetleri var, devlet su işleri vesaire, ona benzer birçok yer var, boşaldı bunlar. Doğru. Bunlar istihdam edilebilir yani şimdi daha. Hani Amerika'yı yeniden keşfetmenin manası yok. Evet başkanım. Hayır bak ben Akçakala'da Sayın Belediye Başkanı'na gittim, dedim ki ben Süleyman Şah Çadır kentinde bakın yüzlerce dedim ki mülteciye ben eğitim veriyorum. Evet. Ve çalıştırıp istihdam ediyorum. Evet. Ama bu para Suriye'ye gitmiyor, Urfa'da kalıyor. Bak Türkiye'de kalıyor. Evet. Eğer ben bilsem onlar bu parayı o tarafa götürecek dedim, samimi söyleyeyim, ben gelip onlara hizmet etmem. Evet. Çünkü bu para dönüp Urfa'da kalacak. Kesinlikle. Ve Türkiye'de kalacak. Yer talebinde bulundum, maalesef bir cevap alamadım. Beni geçen Suruç, işte yeni belediye başkanı öyle söyleyeyim, Sayın Kaymakam Kültür Müdürü'nün kanalıyla beni çağırdı, burada sana yer verelim, gel buraya. Evet. Şimdi ben merkezdeyim. Evet.
Evet. Hala benden cevap bekliyorlar. Ben istiyorum yani Şanlıurfa Terziler Odası Eyüp'ye sınırları içerisinde. Eyüp'ye de benim hem akrabam çok. Evet. Hem fakir mahalleler. Hem işsizliğin en fazla kesinlikle bol olduğu aynen ilçe. Evet. Dolayısıyla Sayın Belediye Başkanımız bu işe el attı. Evet. İnşallah bunun sonucunu getirir. Bakın siz Büyükşehir Belediye Başkanlığı benim bağışlasın. Sevdiğim, saydığım. Babası benim, rahmetli benim, Allah dostum. Şimdi eski Büyükşehir Belediye Celalettin Bey'in döneminde bize 1000 metre kareli Şire Pazarı'nda Sayın Belediye Başkanı bize bir yer verdi. Tadilattaydı o zaman, bir çökme falan vardı. Allah işini razı gelsin, milletvekili olunca da devlete devamlık esas değilmiş demek. Her gelen kendine göre bir düzenleme yapıyor. Mevcut belediye başkanı birilerine vermediler. Belediyenin bir birimine gerekeni yaptılar ama fakat verilen bir yer dilekçemiz hala orada. Vermediler. Evet. Canı sağ olsun öyle diyeyim. Ben her yerde söylerim yani. Bunun şeyi yok. Ben sayın genel sekretere gittim bir tarihte. Hocam çok sevdiğim, saydığım, eğitime büyük katkısı olmuş bir zat. Bana diyor bir odanın içerisinde tekstili unuttu diye bir odanın içerisinde ders verebilirsin. Ben güldüm, dedim hoca ben terzi dükkanı açmıyorum. Ben güzelli tene makinanın çalıştığı bir yer yani istiyorum kesinlikle. Ben. Ya yani böyle olmaz dedim. Sonra da sağ ol dedi ki Büyükşehir Belediye Başkanı'na git. O da bu işin yattığını gördüm ben. Şimdi bu, ben her yerde bu her platformda dile getiriyorum. Şimdi benim devletim bana makine vermiş. Araç vermiş, garaj vermiş. İnsanın hizmetine kulağım. Evet. Ben birileri gibi alıp satmıyorum. Böyle bir niyetim de yok. Yani ben onu şu an Terziler Odası'nın malı olmuş mevzuat gereği. Ben onu yönetim kurulu kararı alır satarım. Terziler Odası'na daha güzel bir yer alırım. Veya Terziler Odası'na bir tane siyah beyaz bir plak alır biner gezerim. Benim öyle bir mantığım yok. Ben diyorum insan yetiştireyim. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Şunu anladım. Diyorsunuz ki bizim makinelerimiz var. Yer yok. Onları insanların hizmetine sunarız. Tabii. Hem insanlar kurs alırlar hem ürün üretim yaparız. Yani ama ben şu an Eyüp'ye Belediyesi'ni şu an samimi söyleyeyim ciddi görüyorum. Sayın Kültür Müdürü'me de ben burada saygılarımı sunum. Evet. Yani Kültür Müdürü'nde biz yine boyuna konuştuk. Ya tabii Sayın Belediye Başkanımız. Sayın talim. İkinci bu işi el atmışsınız. İnşallah olacak. Olacak olmazsa da vallahi burada da şimdi Büyükşehir'e söylediğimiz gibi ona topa tutarım. Ne gelirim başkan? Onu söyleyeyim. Nereye yok. Yapacağım dese yok. Evet. Mesela dün beni belediye başkan yaradı, Necmettin Bey yaradı. Gel bu işi bitirelim dedi. O da sağlam efendim. O da başkanlıkta gelmedi. Sağlam yani. Gel sağlamdır, evet, doğrudur. Yani sonra şimdi da sağlam, kesin sağlam. Evet yani, doğrudur. Başkanım, sizin şimdi böyle artık toparlıyoruz, sonuna geliriz. Terzilik mesleği artık makineler yapıyor ama o eskisi gibi yok. Şimdi elektrikli, bilgisayar vesaire. Elektrik kesintiler de bölgemizde çokça yaşanıyor. Bu sizi ne kadar etkiliyor? Şimdi efendim biz sayın Fakih Baba Bakan olup Urfa'ya ilk geldiği zaman bizim bir de bir kuruluşumuz var. Şubse. Şanlıurfa Bağımsız Atakalı Birliği. Mustafa Aslan. Aslan şu an. Evet. Daha önce ben de basın sözcüsüydüm. Böyle sırayla gidiyor. Şu an başkanımız o. Şimdi ben orada bir şey söyledim. Sayın İl Başkanımız da orada. Büyükşehir Belediye Başkanımız da orada. Sayın Bakan'a. Yani ben söylediğimi belki biri der çok kaba konuştun ama ben yine söyleyeceğim. Dedim bu DEDAŞ'a sizin gücünüz yetmiyor. Abi bu bizi perişan ediyor. Şimdi bir terzi dükkanında elektriğin gittiğini düşün. Bakın terzilere birazdan müşteri ondan kaçıyor. Diyor terziler yalan söylüyor. Eleman yok ya. Evet. Şimdi ben cumartesi günü size söz verdim. Cuma günü elektrik yok. Nasıl vereceğim ötürü? Ötüreyemedim. Bu semtin tümünde elektrik yok. Ben hangisine gideyim? Dolayısıyla bu elektrik bu memleketin başın belası olmuş. Yani eskiden bir mahtap vardı. Şimdi arıyorsun, Kürtçesini söylüyor, Zazacasını söylüyor. Mahtap bulamıyorsun yani. Yani lisan güzel de evet, fakat mahtap yok. Peki, şimdi mesela bir şey daha söyleyeyim, özür dilerim. Özellikle mahallelere dikkat edin, benim evimde de oldu. Elektrik, önce sağaçlarımızı sokağa çıkarttılar. Eyvallah. Şimdi de abi 50 metre yükseğe çıkarttılar. Hiç baktınız mı bilmiyorum. Şimdi elektrik bozuluyor. Arıyoruz, nasıl yaptıracaksın? Adamı günlerce beklersin, gelip ki orada bir ayarlama yap. Şartör orada atmış. Ben geçen 2 gün elektriksiz kaldım. Geldiler işte orada bir ayarlama yaptılar. Şimdi bu uyduda adam takip ediyor. Hı. Ya Allah aşkına adamın açığı olsa
her bir abonenin üzerine bir para atacağını düşün. Ya bu nasıl bir adalet ya? Ama sanki son dönemde biraz azaldı mı kesintiler başkanım? Kesintiler çok eskisi gibi değil yani, ama şu, size şunu söyleyeyim. Evet. Bak benim açık suda orada bak hala elektrikler kesiliyor. Öyle cam düzelmedi. Öyle hiç onlara bir fatva vermeyelim. Yok yok fatva. Şey söyleyeyim. Bak bunu arz edeyim. Evet. Şimdi tekstilde bir düşün bak. Benim atölyem vardı. 125 tane insan çalışıyor. Evet. Bu 125 tane insanın günlük gideri 2650 lira. Evet. Bak rakamını veriyorum. Evet. O insanlar o gün çalışmadı. Ben 2650 lira zarar ettim mi? Kesinlikle. Bir de ihracata iş yapıyorsansa zamanlamadan da kaybettiğin zaman reklamasyon yersin 10 lira. 10 bin ceza yersin. Allah Allah. Protokol yapıyorsun tabii. Evet. Şimdi bunlar düşünülmüyor. Yani bunlar adam dönüp sana diyor ki bir jeneratör al canım. Ne kıymeti var ki? Para var mı? Bir jeneratör al. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Derdiyiz. Biraz da böyle birkaç dakika da geçmişe gidip veda edelim. Şimdi siz çırakken dayak yediniz mi hiç? Çok yedim. Ne içmez lan? Niye vurdu seni usta? Abi o ustalarımı ben ellerini öpüyorum. Vurduğu için mi? Vurduğu için. Bu mesela pek önemli. Bak benim ustamın bir tanesini benim burnumu yandırdı. Allah Allah. Vallahi. Bak o günden beri ben hiç elbise yakmadım. Ben bir ceket ütüyordum. O zaman küçüktüm bile. 11 yaşlarında. İşler mi vardı? Tabii tabii işler. Evet, o zaman ya. Kömürlü ütüden ütüyordum. Evet. Ben o anda birinden söze daldım. Ceketin göğsü yandı. Kaç yaşındayız? 11 yaş. Ha, daha çocuksun. Daha çocuğuz. Evet. Ustam geldi. Böyle beni aynanın önüne götürdü. Ütüyü burnumun burasına vurdu. Allah Allah. Dedi ki yaşamın boyunca bu aklında olsun. Her ütüyü elime aldıkça inan aklıma gelir. Aklıma gelir. Ve ben şimdi ütüler kolay tabii. Şimdi onlar da bilgisayarlı oldu. Yok. Bağırlı ütü. Evet, yok. Yani yakmıyor. Onu söyleyeyim. Fakat o zaman kömürlü ütü kullanıyorduk. Her sabah işte kömür. Onun zevki de başka. Peki başkanım siz çıraklarınızı dövdünüz mü? Ben bir gün hakkını helal etsin bir çırağımın elini ütüledim. Elini? Eyvallah. Niye ütüledim onu da söyleyeyim. Hayır onu söyleyeyim. Evet. Hasan Paşa camisinde bir vatandaşın biri abdest alırken cebinde saati çalıyor. Bak cebinde saati çalıyor. Adam o abdesti halın arkasına düşmüş. O da baktım çırağı girdi içeri. O da masanın içerisine girmiş. Sonra dedi ki ya biri benim saatimi çaldı buraya girdi falan. Çıkarttık adam doğru söylüyor. Saati verdik adama. O anda dedim ki hangi elden çaldın? Ya o İslami işlerde yapıyor. Evet. Dedi ki ben bu elden çaldım. Ben dedim ütü çok sıcak değil. Yani ben deli miyim yani şimdi bir insan. Ondan sonra ütüyü böyle elin üstüne götürdüm. Elin yandı yani. Sıcakmış peker. Fakat yıllar araya girdi. Bunların evi İstanbul'a gitti. Ben bir gün İstanbul'da bana bir Mercedes yaklaştı. Eskiden meşhur arabalar Mercedes'ti. İsmi Süleyman Başlamak Asır'a mı? Yani onu söyleyeyim. Usta gel korkuyorum ben adamı tanımıyorum eğer o elini ütüledim adammış. İnan araca bindim dedik elini göster dedi usta hafif izi var. Dedik usta ver ben elini öpeyim. Ben dedi babam dese ki ceketimi cebinde sigaramı ver dedi ben vermem. O gün bugün dedi ben belki meşhur bir Kırgız olurdum. Allah senden razı olsun ki o gün önümü kestin. Şimdi abi bizim ustalarımız bizi dövdüyse bizi topluma kazandırdılar. Benim inanın yani öyle dövme vücuda zarar verme değil. Dövdüğüm çıraklarımın hepsi bugün bu memlekete meşhur usta olmuştur. Ama dövmediklerimde hiçbir şey olmamıştır. Evet. Bu benim çocuklarım dahil. Aynen. Aslında yani, o zaman dükkanlarda ustalar ne yemek yaptırdı size öyle vakitlerde? Vallahi o zamanki ustalar şimdiki ustalar gibi değildi. Onu da söyleyeyim. Ustalar genelde kendileri çıraklardan yemek yemezler. Yok ya. Onu da söyleyeyim yani. Bak. Evet, onu söyleyeyim evet. Yani eski ustalarsın diner kızarlar. Yok söyle kız kızımlar. Yani evet. Onu söyleyeyim. Çıraklar da yemezlerdi. Son bizim halfalık dönemimizde bu artık birlik başladı. Yani şu an tamirhanalarda hani hala o genelek devam evet. ediyor. Terziler genelde tepsi atarlar. Komşularla beraber otururlar. Çok güzel ortam olur yani. Ben onu çok izliyorum. Siz de ustayken siz ayırmıyordunuz beraber. Yok ben hiçbir zaman çırağımla ayırmadım. Ben şu an tekstil atölyemde de ayırmıyorum. Maşallah. Sorabilirsin yani. O gün yemek yani neyse ben onlardan beraber yiyorum. Aslında bu klasik bir söz var derler ya. İşte terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Doğrudur abi. Abi inan doğrudur. Ben birkaç gün evvel ceketimin bu askısı yırtıldı.
Benim oradaki bir eleman dedi, ya ver bendikim sana. Allah Allah. Valla öyle, bu doğrudur. Yani. Çok güzel. Biz yapamıyoruz yani. Evet. Yani bizde mesela ben kendim pantolonumu bir terziye diyorum, bana kes. O bana diyor benim pantolonumu kes. Yani biraz böyle bir şey vardır. Kesinlikle. Bu gerçektir yani. Aynen. Sanki biz gidip kendimize elbise seçemiyoruz yani. Ya eşimiz ya bir arkadaşımız da gider. Der hele gel bu iyi midir ki? Ha bütün insanlara biz yani onun zevkine göre gider seçer. Kumaşın iyisini kötüsünü kendimize seçemiyoruz. Ya bu bir gerçek. Kesinlikle. Ama başkanım, bu eski ile yok, son soruyu soruyorum. O yolu dönemlerinde insanlar gelip gömleğin yakasını çevirirlerdi. Şimdi Mehmet Bey, biz hatta o zaman gömleklere yedek yaka yapardık. Allah Allah. He. Yani yaka çok çabuk yırtılır. İnsanların sakalı sertliğinden falan. Gömlek sağlam kalıyor. He, gömlek sağlam kalıyor. Biz yakayı, onu bırak gömlek yakayı, biz ceketi ters çeviriyorduk. Şalvarı ters çeviriyorduk. He. Yani şimdi ceket geri biz bunları sökerdik. Evet. Tekrar o yüzüğünü solmuş ya güneşte. Onun ondan sonra öbür yüzünü çıkartırdı. Yenisini yapar vatandaşa verdik. O zaman yokluk dönemi aynen öyleydi. Yani şalvarı biz sökerdik. Bir daha tersini çevirdik. Yani bu eski ustalardan sonra hep bilir. Allah, yani yama bu birinci dereceydi. Biz bunları yapardık. Şimdiki öyle değil yani. Şimdi dolaplarımızda yer yok. Ucuz olmuş. Ben terziydim. Bir gömleğim vardı, bir pantolonum vardı. Rahmetli anam akşam yıkardı. Evet. Pazar gününde giyerdim yani. Evet. Yani israf yoktu. Kesinlikle. Şu an çok israf. Yani hepimizin cebinde işte 3-5 bin liralık telefonlar. Çocuklarımız öyle yani, biraz da israfa çok yöneliyoruz. Aynen. Onu da arz edeyim yani. Giyim konusunda da çok israf yapıyoruz. Ben onu söyleyeyim yani. Aynen. Yani ısmarlama biraz ondan bitiyor yani. Onu da söyleyeyim. Yani. Çok zor başkanım. Yani bir çocuk meydana gel, benim bir torunum var, ben o gün baktım götürdüm çadır kente. Bilmiyorum kaç tanesini ben dağıttım ya, günah yazdık ya. Bu çocuk büyüyor yani, bu kadar elbise yani almanın bir manası yok. Yani bu genelde hepimizde var. Aynen. Yani bu manada biz israfı önleyeceğiz. Biz bir de esnaf olarak Mehmet Bey şunu arz edeyim. Biz yokluğa her şeye razıyız. Ya ne olur bizi yöneten insanlar. Diyoruz bu ülkede huzur olsun. Aynen, aynen. Kardeşlik olsun, aynen, birlik olsun, aynen, beraberlik olsun. İnan biz bunu istiyoruz. Yani bizler bakın bir tarihte 2001 yılında Urfa'da biz esnafı kapattık, dedik ki hep birlikte. Hiç unutmam. Biz polis kardeşlerimize gül verdik. Bizim mantığımız şu. Ben bu polis aracını camını kırarsam o benim paramdır. Vallahi esnaf öyle. Yo, beni koruyor. Yeminle evet, söyleyeyim yani. Aynen. Yani esnaf devletine, milletine, bayrağına bağlı insandır. Ama bizi başımıza okşayıp inan bizi kandırıyorlar. Yani bunu AB partisini ben bir kenara bırakıyorum. Evet. Samimi söyleyeyim. İnanımızı kandırıyorlar. Ha bu dönem bazı güzel şeyler oldu ama öbür tarafta ve akşam televizyonda bakıyorum, Sayın Başbakan diyor ki esnaf abi işte bir televizyon bir alt yazdı. Müjde 20 bin lira faizsiz kredi güzel. Ya esnaf kan ağlıyor abi, böyle bir şey. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı çıkıyor, ben kefilim. Abi alamıyoruz. 50 bin lira diyor para verilecek diyor, iyi ya. Bize, ya abi çok zor yani, bürokrasi de vallahi yok. Yani esnafa işte gidin fabrika kurun, makine şu bunlar hepsi külliyen nay. Böyle bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Seniz rica doğrudur ederim. Son olarak buradan bizi izleyen hem Urfa hemşerilerimize hem eski terzilerimize hem yaşıyorsa eski ustalarımıza ne söylemek istersiniz? Şimdi görevim süresince birçok ustamı ben kaybettim, hepsini rahmetle anıyorum. Mekanlar cennet olsun. Benim terzi meslektaşlarıma, ben torunlarıma da söylüyorum. Ben ne yapsam azdır. Bakın hiç kimseye bütün samimiyetimle arz edeyim. Nasip olmayan 1986 yılında bir kardeşim bana muhalefet oldu. O zaman 1000'in üzerinde üyemiz vardı. Ben dedim 40 oy alırsansa ben başkan olmam. Bak. Bu esnaf bana bu kadar inandı, güvendi. Ben onlar için terzide lafla değil, gecenin ikisinde de beni arasa giderim. Sabah namazında da çağırsa giderim. Ben Akçakkale'ye şu an çok takılıyorum. Gereği. Bana orada alo diyor, ben seni özlemişim. Vallahi demem 50 lira gidiyor. Evet. Binip geliyorum diyorum, ne işin varsa benim başımızda. Şimdi ben onlara minnettarım. Ben onlardan son olarak şunu söyleyeyim. Ya ne olur çocuklarımız için, torunlarımız için. Yani ben organizaya gidip şu an tekstil fabrikaları çoğaldı. Çok da yetiştirdiğim elemanlar yani SODAS kapsamındaki
atölyede yetiştirdiğim insanlar, ustalarım çalışıyor. Gurur duyuyorum ama patronu, bak ben ırkçı değilim. Urfalı olmasını istiyorum. Meslektaşımın olmasını. Evet. Ben terziyim abi ya. Aynen. Ben bu mesleği biliyorum ya. Ben şimdi bir makinenin başında oturan elemana baktığım zaman 10 dakikada ne iş yapacağını biliyorum. Kesinlikle. Bu adam bilmez. Parasıyla gelip buraya cirit atıyorsa benim meslektaşım niye gitmez? Gelsin beni zorlasın. Gelin hep beraber bağıralım, çağıralım derken yani biz istemesini bilirse almasını biliriz. Aynen. Yani. Fakat arz ve talep olmadığı zaman Mehmet Bey ben ne yapabilirim? Aynen başkanım. Şimdi dolayısıyla yani bir odanın görevi sadece emekli olmuş evrakını imzalama, Bakur'dan emekli olsun veya bana geçmiş evrakı imzalama odanın görevi bu değildir. Bakın burada terziler beni dinliyor. Benim bir meslektaşımın dükkanı yazdığı zaman benim içim yanar. Evet. Ve biz gider ona dükkan kururuz. Terzilerin bu özelliği de var yani. Maşallah. Kaç tane terzi dükkanı bu memlekette yanmışsa birlikte biz o insanın terzi dükkanını kurmuşuz yani. Ben herkese adeta böyle fatura keser gibi diyorum ki sen bunu alacaksın, sen bunu alacaksın, hemen kuruyoruz, bitiyor, gidiyor. Aynen. Bir terzi dükkanı bir fabrika değildir yani tabii. 3-5 bin lira yani bunlar kurulur yani bu bir aynen şey değil. Şimdi onun için benim oda başkanı arkadaşlara da burada sesim var. Ya ne olur artık saygılar hürmetleri bir kenara bırakın. Yani hakikaten bu memlekette üyeler de öyle yapsın yani. Yani ben Numan Tugbay olarak ben terzilere faydalı değilim. Evet. Onları temsil edemiyorsam, haklarını arayamıyorsam ve ben gidip onların sırtından rant yapıyorsam beni seçseler günahım çoktur hepsinin boyuna. Ve diğerleri için de aynı. Aynen. Yani abi bir şeylerin yapılması lazım. Hiç azıman yapılmaz. Yani Urfa'da şimdi bakın bizim en büyük eksikimiz genel olarak söylüyorum. Evet. Nedir? İnsana iki şey lazım. Biz çocuklarımıza ne diyoruz? Bir evi olsun, bir iş yeri olsun. Ya Allah aşkına biz iş yeri yapamamışız ya. Ya biz onlara birer tane ya TOKİ'den de olsa bir ev yapamamışız ya. Vallahi hiçbir şey yapmamış. Aynen efendim. Ben bunları yapamadım abi. Alın ben açık. Yani onun için inşallah hep birbirine el ele vererek güzel şeyler yapalım. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. Üst kuruluşuma sesleniyorum. Evet. Oda başkanlarını geziye götürüyor. Güzel. Ya bir odanın 10 tane yöneticisi var. Ya o ağalık, beylik devri bitti ya. Bitti abi ya. Yani oda başkanı ne derse ben yönetimime söylüyorum. Biz gidip oy kullanırken federasyonumda da birliğimde. Allah aşkına size göre kim hizmet eder, oyunuzu ona verin, beni dinlemeyin. Bu böyledir abi ya. Yani onun için oda başkanları geziye gidiyor ama diğerleri gitmiyor. Böyle bir şey olmaz. Başkan vekili gitmiyor, yönetimi gitmiyor. Yani böyle bir şey olamaz. Bu yanlış bir şey. Evet. Oraya bir şekil vermeleri lazım. Ben onu arz etmek istiyorum. Aslan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür daha ederim. Da. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben son olarak bütün bizi izleyen herkese saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Bir sürü insan ise abola. Olur insan oğlu. Terzileri sevsinler. Çocuklarını mesleğe gönder. Gerçekten terzilik güzel bir şey. Kesinlikle efendim. Allah rahmet etsin bir valimiz var son olarak. Evet. Erdoğan Cebeci. Evet. Ben de çocukluğumda ben üniversiteyi bitirene kadar ben terziydim. Ben bugün burada oturuyorsam terzi mesleğinden oturuyorum. Maşallah. Yani onu söyleyeyim birçok terzi birçok yere gelmiştir yani onu bereketli da söyleyeyim. Bereketli meslektir. Bereketli meslektir. Parası halaldir. Çocukları güzel yetişir. Onu söyleyeyim yani. Yani terziler çok boş değildir. Bizim evet, pirimiz nasıldır onu sen bir gün anlat, cennettedir şu an. Aynen efendim. Hazreti İsa Aleyhisselam. Anlattı o gün. Efendim çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah biz de onun çırağı oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili dostlarımız, gerçekten böyle gittik, 10 yaşına gittik, sonra geldik bu yaşa. Şimdi tabii ki biz bu anda dernekteyiz, terzi odasındayız. Bu odaya emek vermiş büyüklerimiz var. Eğer hayattalarsa Allah hayırlı ömürler versin. Eğer öteki tarafa geçmişlerse mekanlar cennet olsun. Sevgili Abdullah Uğurlu, Ahmet Mısırlı, Besim Çetin, M. Hakkı Alay Bey'i, Mustafa Dişli ve sevgili Başkanımız Numan Tuğbay. Sayın Tuğbay gerçekten biz şahsen yıllardır tanıyoruz. Biz daha radyo yıllarındayken Sayın Tuğbay bu işte uğraşıyordu. Yaklaşık 35-36 yıldır başkanlığı yapıyor. Çok ödül aldı, çok plaket aldı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden de aldı ama en büyük ödül insanların sizi 35 yıl bir yerde tutmalarıdır aslında.
Biz gerçekten çok farklı bir halkız. Biz çok fakirlik gördük, çok açlık gördük. Çok ekmeğe fren suyu sürttük. Hani Urfa dışında bilmezler, salça deriz, domates suyu. O salçayı çok ekmeğe sürüp yedik ama çok şükür onurumuzu, şerefimizi koruduk. Bu orada emek veren bütün ustalarımızın ellerine öpüyoruz. Allah hepsine hayırlı ömürler ve hayırlı kazançlar versin inşallah. Bir dahaki mekanda bir başka dostlarımıza misafir olmak dileğiyle hazırlanan ve sunan ben Mehmet Demir, sevgili kameraman kardeşim Ömer Faruk Subaş ile birlikte ve bugün tabii ki biz burada kamera önünde görünen iki kişiyiz ama derneğimizin sayın genel sekreteri vardı, İbrahim Bey, değil mi efendim? Evet. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki misafirde görüşünceye dek hoşça kalın.